gelir yatamata, çamurlara batamata, gelin Ayşem suya gider kollarını atamata. Dönüp arkasına bakmak, geçmişi düşünmek acı veriyor. Yörüklüğün gitgide azaldığını, kendisinin belki de son yörüklerden olduğunu düşündükçe yüreğini sıkıntı basıyor. Aslında bu azalışa, gittikçe daralan sınırlara isyan ediyor. Sırtının dik durduğu, ayaklarının tuttuğu dik başlı dünleri anmak gelmiyor içinden. Bir ceylan gibi dağdan dağa sektiği gençlik günleri bin yıl geride kalmış gibi. Kucağındaki bebeğinin kendi gibi yaşlı bir yörük olamayacağını biliyor. Göçmen kuşları bile kıskanıyor artık. İnsanlarımız, toprağa bağlı insanlar ve 700 yıldır buradalar onlar ve 40 yıldır, 45 yıldır bu insanların hayatını yakından takip ediyorum gazeteci ve belgeselci olarak. Ve 40 yıl önce burada 40-50 civarında kıl çadır var. Şimdi de 3 tane derme çatma yaz kış Türkiye'de dağda yaşayan yörüklerin diyarı, sığırlık merası ve gerçekten düşünmemiz, durmamız ve bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çadırın kızı, pervanesi kırmızı. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tayyar Karakaş, Kocaeli Gebze yörüklerinden 75 doğumluyum. Burada doğdum, burada hayatıma devam ediyorum. 40 yıllık bir geçmişim var. Atalarım, dedelerim de burada doğmuşlar, burada büyümüşler. Burada hakkı rahmete kavuştular. Mezarlar da burada mevcuttur. Böyle bir 6-700 yıl tekabül ediyor. 700 yıldan beri buradasınız. Evet. Biz de burada gördüğünüz gibi bu hayvanı ırkını devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu hayvan çok kaliteli, çok yani her koşullarda, ağır şartlarda kendi yaşayabilen bir hayvandır. Yaz koruma kışı, altına mı aldı devlet? Evet. Koruma altına aldı. Nesli de gittiğinde gide tükeniyor. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada 3 aylık olarak yaşıyoruz şu anda. Peki ne kadar sığırınız, hayvanınız var? Aşağı yukarı 100 yüze yetiştiriyoruz. Zaten bu hayvan bu bölgeden başka yerde olmaz. Zaten etrafımız yani kısıtlandı. Meralar ancak burada oluyor bu hayvan. Doğada her ağır şartlarda yaşayabilen bir hayvan. Sıcak, soğuk havalarda her türlü iklime ayak uydurabilen bir hayvan. Doğumunu dışarıda yapar. Yani çok farklı bir ırk. Bunlar onların yavruları. Koruma altında olan bir hayvandır. Yıllar önceydi. Dönemin Kocaeli Valisi Sayın Ercan Topaca. Dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu. Burayla ilgili kendilerine bilgi vermiştik. Burada yörükler yaşıyor demiştik. Burada sığırlık mirası tarihi yürük obası demiştik ve ilk kez burada bu alanda yürük çadırları kurmuştu Büyükşehir Belediyesi. Burada iftar yemeği verilmiş, iftar edilmiş, teravihler kılınmıştı, şenlikler düzenlenmişti yıllar önce. Biz de o anı belgeselleştirmiştik. 42 yıllık bu bölgenin canlı şahidiydik. Burada hayatın nasıl devam ettiğini biliyorduk. 1978 yılında buralara geldiğimizde 40'tan fazla kıl çadırda insanlar yaşıyordu, yörükler yaşıyordu. Orhan Gazi döneminde getirilmişti bu insanlar buralara ve ordunun et süt ihtiyacını karşılamak için gelmişti. Zira Gebze Hünkar Çayırı karargah merkeziydi orduların. Zamanı durduralım. Yıllar önce burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Verilen iftar yemeği var. Vali Bey'in konuşması var. Ve biz ilk kez Sırlık Merası Yürük Obası belgeselimizin galasını da burada gerçekleştirmiştik. O günlere gidelim. Tarihin o geçmiş sayfalarını açarak
o günlerde çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Evet, o günlere gidiyoruz. Bir zamanlar büyük ve küçük baş hayvanların et ve süt ürünleri İstanbul'da padişah sofralarını süslemekteydi. Koyun yoğurtları ve kuzu dolmaları meşhur olan bu bölgelerde bugün sayıları az da olsa koyun sürüleri bulunuyor. Bugün geçimini hayvancılıktan sağlayan birçok insan var. Bu bakımdan sanayinin yanında tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir yer olarak da hala varlığını devam ettiriyor. Evet, yörükler. Bu vatanın asli evlatları. Ve 700 yıldır buradalar. Yaz kış dağda yaşıyorlar. Ve yaz kış Türkiye'de dağda yaşayan yörükler Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sığırlık Merası'nda. Bulunduğumuz bir yerde. 45 yıldır bu bölgenin canlı şahidiyim. 18 yaşında bu bölgeye geldiğimde burada 50'ye yakın kıl çadırda yörük obası vardı. Ama bugün sadece 3 aile burada yaz kış. Gidecek bir tarafım yok. Yok mu? Yok, hiçbir yerim yok benim. Gidecek. Şehirde ev bak yok mu? Yok yok yok, hiçbir şeyim yok. Bir canlı mal altından yel geçiyor. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Burada mı gelin oldun? Burada, evet, burada geldim. Nasıl gelin oldun burada? Gene sorma, geçen bir sene soruyordun, gene sorma. Kaç evlat var? Benim 10 tane çocuğum var. 3 tane toprakta var. 7 tane de hayatta var. 7 tane hayatta var. Hep böyle kıl çadırın altında dünyaya geldi. Hiç doktora gitmişliğim yoktur. Hepsini kendim dağda dünyaya getirmişimdir. Hepsi de sağlıklı çocuk oldu yani. Hepsi sağlıklı. Hiçbir tane sakatım yok içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize sahip çıkmanızı istiyorum. Biz çok mağduruz. Ben bu başımı sığındıracak bir yerde duruyorum kardeşim. Tek başına buradasın öyle mi? Yok, şu ev işte, ev burası. Evin burası öyle mi senin? Heh. Allah Allah. Bu ağaç da var burada, senin güzel bir ağacın da var. İşte ben ağacı çok sevdim. Güneş enerjisinden mi alıyorsun? Evet evet. Bak bu ağaçta şey yapmış hepsine, hani dallar dökülüyor ya. Hı. Onun için. Hı, burası senin evin. Burası benim evim, burası işte. Ne yapayım kardeşim be? Yani mağdur durumdayım diyorum da sana. Gelir yatamata, çamurlara batamata, gelin Ayşem suya gider kollarını atamata. Aman Ayşem dağlar başı duman Ayşem, dağlar başı duman olsa bu dağlarda seni kumam Ayşem. Sana armağan ediyorum Cumhurbaşkanı. Yaşım 75. Doğup büyümem burası. Atalar dedeler ne zaman gelmiş buraya? Orhan Gazi zamanlarından gelmiş. Burada ne yapar, ne iş dersiniz? Ne iş yaparız? İşte birkaç hayvan işte kendimiz idare edecek kadar hayvan yapıyoruz. Küçük bir sebze gibi bir şeyler ekiyoruz işte. Böyle bu şekilde hayat bu şekilde sürüyor. Su yok. Efendim, elektrik yok. Yol yok, sokak yok. Sorunumuz büyük. Bu hayvanları nerede barındırırız? Ben kendim nerede barınırım? Bu kış günü kıyametin işte görüyorsunuz çoluk çocuk.
Bir tarafa gidecek yanımız yok. Durumumuz müsait değil. Efendim, elektriğimiz yok. Suyumuz yok. Buralarda yaylacılık yapıyorduk. İşte kış zamanı buralarda geçiriyoruz. Yaylacılık çeşidi de kapandı. Buralarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Ateşe kayaka demir dağını erittim. Ateşe kayaka demir dağını erittim. Çin planını böyle çürüttüm. Çin planını böyle çürüttüm. Dar geçidi geçerken 25 bin şehit verdim. Dar geçidi geçerken 25 bin şehit verdim. Ne dile geldi ne tarih yazdı. Ne dile geldi ne tarih yazdı. Kalkan ata ata kılıç vura vura. Kalkan ata ata kılıç vura vura. Dokuz çemberi yardım geçtim. Dokuz çemberi yardım geçtim. Bu meydanı böyle açtım. Bu meydanı böyle açtım. Ne dile geldi ne tarih yazdı. Burada doğdum. Burada hayatıma devam ediyorum. Eşim de buraya gelin aldık. Beraber devam ediyoruz. 4 yavrumuz var. Hep İki burada kız. Mı doğdular? Evet, hepsi de burada doğdular. Sen nereden geldin gelin? Ben Erzurum'dan geldim. Görücü usulü. Görücü usulü? Evet. Arkadaşlar tanıştırmıştı. Bunlar da istemeye geldi oldu. Sen buraya gelin geleceğini biliyor muydun? Evet, biliyordum. Babam geldiler, gezdiler, biliyordum. Nereden gelin geldiniz siz? Erzurum'un neresinden? Erzurum'un Ilıcan'ın bir köyünde. Buraları gördüm böyle. İlk önce çok garipsedim. Sonra alıştım, buraları sevdim. Öyle. Burada nasıl geçiyor günün? Çocuklar var, çocuklarla falan geçiyor. İşte öyle geziyoruz. Bahçe var, bahçeyle ilgileniyoruz. Hayvanlar falan var, hayvanlara falan bakıyoruz. Öyle. Geçiyor günler. Aynen geçiyor. Böyle televizyonlar, diziler. Hayır yok, onlar hiçbirisi değil. Telefonlarımızın şarjı için güneş panelleri var. Var. Elektriğimiz, çamaşır makinemiz, buzdolabımız falan yok. Sadece telefonumuz, şeyimizde haberleri falan da radyodan dinliyoruz. İşte son yörük. Beni buradan göndermeyin diyor o yörük. Nereye böyle? Akşam oldu. Akşam oldu. Koyunların peşindeyim. Biraz önce koyunlar senin miydi? Evet, benim idi. Ben şimdi dağdan geliyorum, hayvanların yanında. Öyle mi? Evet. Sığırlarının yanında. Koyunları, sığırları beklemeden, görmeden talip ediyorum. Yani onları gidiyorsun. Onlar... Şimdi biraz önce geçen koyunlar? Evet, benim idi. Kaç koyun var? Var 100 tane. Bizi buradan yıkmak istiyorlar, bizi buradan kovmak istiyorlar. Ya Sayın Emine Hanım, Sayın Cumhurbaşkanım, bize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Sığırlık Yürük Obası üzerinden bir güneş daha batıyor. 1978 yılında, 42 yıl önce buraları gezip görmüştük. Onlarca kıl çadırda yürükler yaşıyordu sığırlık merasında. Bugün sadece 3 aile var. Buralar boşaldı. Gittiler insanlar ve onlara sahip çıkmak gerekiyor. Orhan Gazi döneminde buralara yerleştirilmişlerdi onlar. Buradaki son aileyi de evini barkını yıkarak çıkarılmaya çalışıyor. Çıkarmak isteniyor. Keşke çıkarılmasa, yürükler kültürü yaşatılsa, çadırlar kurulsa, burası yürük çadırları ile obalar oluşturup, yürük kültürü burada yaşasa ve yaşatılsa. Türkmen kızı içinde vardır bir sızı. Türkmen kızı, Türkmen kızı içinde vardır bir sızı, bir sızı. Türkmen kızı, Türkmen kızı katalamış mayayı çeker daylayı. Katalamış mayayı çeker daylayı. Gördüm dayla günün önünde yürüyen Sunay. Gördüm dayla günün önünde yürüyen Sunay. Sunay'ı kaybettim yayla yolunda. Sunay'ı kaybettim yayla yolunda. Yolların dağlar bana yol verin. Ben de geçeyim oluma.
Yol verin dağlar bana yol verin. Ben de geçeyim ulum vay. Sunay'ı kaybettim sine yolunda. Sunay'ı kaybettim sine yolunda. Toz kütlesi kesti gönlümü. Toz kütlesi kesti gönlümü. Sunay'ı kaybettim sine çölünde. Sunay'ı kaybettim sine çölünde. İki maya bir daylak elinde. İki maya bir daylak elinde. Sunay'ı kaybettim sine çölünde.